Herkese selamlar dostlar. 10 Nisan 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarıyla öneriler yapacağım. Videonun sonunda attığınız 300 like ve üzeri için sizlere de teşekkür ediyorum. Bir adet de 2 oranlı bir kombin önerisi yapacağım. İdealden değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışması yapıyoruz. Güzel maçlar var. Manchester City, Liverpool, Galatasaray, Fenerbahçe maçları. Fakat ben bildiğimizden gidelim diyerekten de Fenerbahçe Galatasaray maçının maç skorunu soruyorum. Bence şöyle maça kısa bir yorum yapmak gerekirse zaten anlatacağım. Fenerbahçe bir adım daha önde. Oranlardan da zaten makul. Ben 2-1, 3-1 bandında bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak bunu söylüyorum. Objektif olarak yaklaşmaya çalışıyorum. Sizce maç skoru ne olur? Yorumları yazın. Bilen iki arkadaşımızı Nisan ayının sonuna kadar katıl Telegram gruplarında misafir edelim. Şimdiden yazan elleriniz dert görmesin. Hepinize bol şanslar. İsterseniz başlayalım. İlk mücadelemiz Yeni Malatya ile Giresunspor mücadelesi. Şimdi Yeni Malatya'da Adil Gevrek başkan istifa etti zaten. Ve bu önceki 2-3 günde Sadık, Mustafa Eskelyaç, birkaç isim daha var. Bu isimler tek taraflı veya çift taraflı olarak sözleşmelerini feshetti. Yani Yeni Malatya bir kuyuya atıldı. O kuyudan çıkartılacak mı bilmiyorum artık. Bu saatten sonra zor. Oyuncular zaten paralarını alamıyor. O yüzden sahaya çıkıp tam olarak verimliliklerini zaten göstereceklerini sanmıyorum. En azından şöyle söyleyeyim. Ya as oyuncular yok. Takımın başkanı yok. Yani içeride dışarıda sıkıntılı bir takım oldu şu an Yeni Malatya takımı. Giresun'da küme hattının hemen üst tarafında. Arasında bir 4-5 puan fark var. Fakat zorlu maçları da var. Bu tür maçlardan puan çıkarmak isteyecektir. Ben sizlere bu maç hakkında tek ve yüksek oran önereceğim. Maç sonu 2 ve 4.5 alt yaparsanız 1.96 gibi orandan bu mücadeleyi almış olursunuz. Benim önerim burada Giresun maçı kazanır. 1-0, 2-0 ayarında bitebilecek bir maç. Ben yine bir garantiye alalım. 4.5 altında 2 yaparaktan da 1.96'dan tekli ve yüksek oran önerisi yapıyorum. Sizlere değerlendireceklere bol şanslar. Adana Demir Altay mücadelesi. Bir diğer Yeni Malatya gibi içeride ve dışarıda sıkıntı olan bir takım. Altay takımı hem sahada hem yönetimde sıkıntıları var. Yine aynı şekilde başkanı istifa etti Altay'ın. Onun dışında Murat Paluli, Pajao gibi isimler de kadro dışı bırakıldı. Kartizalı isimleri de var Altay'ın. Hemen onları da söyleyeyim sizlere. Taysano bu maçta kartizalısı takımın golcülerinden. Ahmet Yasser Ryan bu maçta aynı şekilde kartizalısı. Adana Demir de Avrupa için bu maçı kazanmak isteyecektir. Çünkü Alanya ile Adana Demir bir yarış içinde. Puan durumundan da zaten bunu görmek mümkün. Aralarında Başakşehir de var. İlk dörde girmek isteyecektir. En azından Murat Başkan'ın açıklamaları o yönde. Ben burada sizlere direkt doğrudan bir Adana Demir galibiyeti önereceğim. 1.47 gibi orandan zaten galip gelir diye düşünüyorum Adana Demir. Oran riski de karşılıyor. Onun dışında bu maçta Adana Demir şöyle erkenden bir tane atarsa 2'ye 3'e de gidebileceğini düşünüyorum. Benim skor beklentimde 3-0'lık bir Adana Demir galibiyeti. Handikapın da oranı 2.43 gibi yüksek bir oranı var. Handikaptan da değerlendirme altına alabilirsiniz baylar. Önerim bu yönde. Maç sonu 1 ideal 1.47. Handikap 1 2.43 orandan sistem kuponlara girebilecek bir maç olarak görüyorum. 3-0'da skor beklentim var. Leicester'la Crystal Palace mücadelesi. Palace'ın son Arsenal mücadelesini izledim. 3-0 muazzam bir mücadele etti. Kadrosu da gerçekten oturmuş sistem takımı olarak görüyor. Yani ben sistem takımı olarak değerlendiriyorum ve bu Crystal Palace'ın maçlarını ne zamandır izlemiyordum. Onlar da iyice Vieira ile birlikte takıma oturmuşlar. Sağda Ayew, ortada Mateta, solda Zaha zaten. Özellikle sol kanatta deliciliği ile birlikte rakibin sağ bekine inanılmaz zeval veriyor. Çok tehlikeli yapıyor. Arkada zaten Kelly Jermyn bir tane sarı bir oğlan var. Chelsea'nin oyuncusu. Hatta Chelsea'de bunu seneye kiralık Palace'da bu kadroda düşünüyormuş. Onu da belirteyim. Bu bilgiyi de vereyim size. Şimdi onu geçtim ben. Crystal Palace burada iyi bir futbol sergileyecektir. Zaten 2.22, 2.36 mı ne oranlar var. Onu geçtim ben. Şöyle bir önerim olacak. Leicester bir Avrupa maçı oynadı. PSV'ye karşı 0-0 berabere kaldı. Zaten Leicester'ın hatta puan durumunu göstereyim size. Bir önemli bir iddiası yok. Orta sıra takımı. Alsa kaybetse zaten bu Premier Lig'de şöyle bir durum var. Tabii ki almak isteyecektir. Güzel para veriyor yani
maç başı kazanç olsun, sıralama olsun güzel kazanç elde ediyor. Fakat önlerinde deplasmana gidecekleri bir PSV var ve yorulmuş bir takım var. Leicester takımı. Ben burada Crystal Palace'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 0-2 çifte şans oranı 1.37 gibi orandan 0-2 çifte şans sizlere öneriyorum. Bir beraberlik dahi çıkabilir. Fakat beraberliği de önermiyorum burada. Direkt sizlere idealden 0-2 çifte şans 1.37 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Manchester City ile Liverpool mücadelesi inanılmaz bir maç bizleri bekliyor. Manchester City kendi evinde ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada bir adım önde olan takım City. Zaten oranlardan da bunu görmek mümkün. Fakat Liverpool'un da salacağını düşünmüyorum. Çünkü puan farkı 1. Şöyle sizlere de göstereyim. Puan farkı 1 zaten. İçeriye dışarıyı boş verin. Bu maç zaten Şampiyonlar Ligi maçından daha önemli. Ne olursa olsun. Ciddi anlamda. Çünkü Premier Lig şampiyonluğu, yani birinci olan Premier Lig'e 176 milyon sterlin bir de para ödüyor. Onu da belirteyim. Onu geçtim şimdi. Şampiyon oluyorsun hiç neyse. Ki Liverpool'la burada inanılmaz bir çekişme var. Ben burada ilk yarıdan bir tane gol gelirse, ki zaten ben şunu da düşünüyorum. Her iki takım da mutlak gol pozisyonlarına girecektir diye bir düşüncem var. Önemli bir kart cezalısı sakat var mı diye baktığımda önemli Ruben Dias'ın bir sakatlığı var. Onun dışında bir Fabinho şüpheli durumda Liverpool'da. Başka bir eksiklik yok. Güzel bir maç izleriz. KK var idealden 1.46'dan alınabilir. Yüksekten de alabiliriz diye baktığımda maç sonu 0 3.30 gibi orandan da bir değerlendirme altına alınabilir sistem kuponlara. 2-2, 1-1 gibi skorlar çıkabilir. Gollü bir beraberlik gelebilir. O yüzden idealden KK var, hatta kombineme de aldım. Frankfurt'la Freiburg mücadelesi. Bu benim günün imza maçlarımdan bir tanesi. Dikkatle dinleyin bu mücadeleyi. Freiburg arkadaşlar ilk 4 için inanılmaz, hatta ilk 5. de gidiyor burada. 4 biraz Leipzig salmaz diye düşünüyorum da 5. lig için burada elimden geleni yapacaktır. Ben burada Freiburg'un yenilmesini beklemiyorum. Kombineme de aldım. 0-2 çifte şans sonra 1.37 Palace mücadelesi gibi aldı. Frankfurt kendi evinde bir maç oynadı Barcelona'yla. 1-1 gibi berabere kaldı. Deplasmana girecek Barcelona takımıyla oynayacak. Akılları Barcelona maçında muhtemelen olacaktır. Ve istekli bir Freiburg var. Son maçında Bayern Münih'e yenilen bir Freiburg takımı var. Normal sonuç Bayern Münih'e yenilmesi. Onu geçtim. İlk 5'teki sıralamasını kaybetme durumu var. Arkada takip edenler var. Hoffenheim takibinde. Ondan dolayı ben burada 0-2 çifte şansı ideal kombineme aldım. 1.37 gibi orandan Freiburg'un kaybetmesini. Yüksek orandan da sizlere 2.55 gibi orandan bir maç sonu ikiliyi de önereceğim. Freiburg bu maçı kazana dahi bilir. Onu da belirteyim sizlere. Roma Salernitana mücadelesi yine güzel maçlardan bir tanesi. Salernitana muhtemelen zaten düşecek. Oyun olarak da öyle. Oyun olarak fakat korkusuz bir oyun oynuyor. Roma da hafta içinde Bodo'ya mağlup oldu. Tekrar mağlup oldu garip bir şekilde. Şimdi kendi evinde Bodo ile maç oynayacak. Akılları onda olur mu diye düşündüğüm zaman onu geçtim. Roma'nın da burada ilk 4 mücadelesi var. İlk 4'e giren takım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Salernitana'yı ben kaybedeceğini düşünmüyorum ondan dolayı. Bu sebeple benim Roma'nın burada galibiyetin oranı zaten pek yok. Kazanır zaten. Ben oranı yükselttim. 1.58 gibi orana yükselttim. İlk yarı 1 aldım. 1.58 gibi orandan değerlendirecekler bu yönde. İlk yarı 1 Roma galibiyeti değerlendirmesine yapabilir. Geçelim derbiye. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. Derbinin maç skorunu sorduk zaten yorumlarda arkadaşlar. Bilen iki arkadaşımızın Nisan ayının sonuna kadar katıl Telegram gruplarına dahil edeceğiz. Şimdi bence Fenerbahçe bir adım önde. Şunu belirteyim. Bazı önemli açıklamalar var. Çok da uzun uzun anlatmak istemiyorum. Fenerbahçe burada misafir tribününü dahi bilet satışına çıkardı. Zaten misafir tribünü kapalıydı. Orayı açtılar. Oraya da Fenerbahçe taraftarı gelecek. Yani Galatasaray'ın dört bir yanı Fenerbahçeli olacak bu maçta. Onu geçtim. Son dakika gelen bir açıklama, yarım saat önce gelen açıklamayı söyleyeyim sizlere. Saat şu an 2.11, yarım saat önce geldi. Fenerbahçe açıklama yaptı. Oluşacak yoğunluktan dolayı stada girişler 4.30'da. Maça gidecek arkadaşlar da varsa kapılar saat 4.30'da açılıyor. Yoğunluk olmasın diye. Yani Fenerbahçe burada koreografi olsun, meşale olsun, stat yanacak. Ve son 10 haftaya baktığımız zaman da olumlu futbol oynayan bir takım var Fenerbahçe adına ve son 10 haftanın en fazla puan toplayan takımı Fenerbahçe takımı olduğunu da belirteyim. Galatasaray'da eksik isimler var. Kerem bu maçta oynamayabilir. Mustafa Muhammed bu maçta oynamayabilir. Feghouli bu maçta oynamayabilir. Gomis oynarsa, Gomis'in de zaten geçmiş zamanlardan da biliyoruz. Şöyle bir
Anadolu takımı golcüsü diyerekten geçiyordu mesela. Derbilerde bir iş yapmıyordu Gomis. Umarım yapar. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Geçtim onu. Ben burada doğruya doğru Fenerbahçe'nin burada galip gelmesini bekliyorum. O yüzden sizlere derbiye düşük oran önermeyeceğim. KG var da önermeyeceğim. 4.5 altında 1 yaparsanız 2-0-2 gibi orandan Fenerbahçe'nin burada 2-1 gibi skorla kazanmasını bekliyorum. 4.5-6 her zaman benim tercihimdir. Taktik savaşı da olabilir. 1-0 da bitebilir. Skor beklentim 2-1. Neden maç sonu 1-2.5 üstü önermiyorum demeyin. Ben her zaman 4.5 altında oynarım genellikle böyle maçlara. Geçiyorum diğer mücadeleme. Torino ile Milan mücadelesi. Zorlu bir maç. Torino kendi evinde dişli rakip. Fakat Milan'ın da artık kaybetmemesi gerekiyor. Artık kaybetmemesi gerekiyor şampiyonluk için. Zaten son Bologna maçında 33 tane şut çekti. Fakat girmedi. Kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar girmeyince girmiyor. Burada artık hata yapmak istemeyecekler. Fakat Torino kendi evinde kolay bir rakip değil. Ben burada ne tarafa gittim ne alt üste gittim. Şöyle bir öneri yapacağım. Kendi KG'ye gittim. Ben mücadelenin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. Onun da oranı arkadaşlar 1.84. Böyle bir tercihim var Milan mücadelesinde. Çok fazla gollü olmaz. 2-0 belki 1-1 sürpriz çıkarsa 2-1. Bu ayarda geçmesini beklediğimden dolayı yüksek oranla direkt sizlere 2-3 gol tercihini öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. O 8 maçın ideal anlatımı, yüksek oran anlatımı bu şekildeydi benim tercihlerim. Kendiniz istediğiniz şekilde değerlendirme altına alabilirsiniz. Geçtim. Kombinatörse ekrana gelsin. Bu arada arkadaşlar videomuza artı 300 gelirse mesela pazartesiye de bir kombin önerisi gelir. Sizden ricam artı 300 üzerinde like bırakmanızdır. Benim kombin önerim bu yönde. Manchester City Liverpool mücadelesi çok keyifli maç olacaktır. İzlerken keyif alacağım maçlardan dolayı. Atsınlar yesinler ben keyif alayım. Kombinemiz gelsin. KG olarak aldım. Freiburg mücadelesinde de ben Freiburg'un dediğim gibi kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Frankfurt tekrar zorlu bir mücadeleye gidiyor. Freiburg'un bir iddiası var ilk 5 içinde kalma gibi. Hatta maçı da Freiburg'un kazanmasını da bekliyorum. 2.55'ten de onu da sizlere yüksek orandan öneriyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.